Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında yapılan il istihdam toplantısında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, organize sanayi bölgesinde çalışan kayıt dışılık yok denecek kadar az olduğunu söylerken, Gaziantep İşkur Müdürü Sira Çekin ise 2018 Aralık ayı sonu itibariyle işverenden 53.419 açık iş talebi alındığını dile getirdi. İstihdam kurumu olan İşkur, 2018 yılı İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu'nda aldığı kararların çalışmalarını yapmış ve aktif iş gücü faaliyetlerinde istihdama yönelik ciddi işe yerleştirmeleri sağlamıştır. 2018 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 14.545 iş yeri ve eğitim kurumu ziyaret edilmiştir. Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzün 2018 yılı Aralık ayı sonu itibariyle işverenlerden 53.419 açık iş talebi alınmış, bir önceki yıla göre %4 artış sağlanmıştır. 2018 yılı Aralık ayı sonu itibariyle işe yerleştirme sayısı 30.941 kişidir. Bir önceki yıla göre %36 oranında artış sağlanmıştır. Aktif iş gücünde işe yerleştirme, meslek edindirme kursları, toplum yararına programlar ve girişimcilik alanlarında bir önceki yılın verilerine kıyasen başarılı çalışmalar yapılmış olup, yerel yönetimler, kamu kurumları için çevre temizliği, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alanında çalıştırılmak üzere toplam 5.998 kişilik toplum yararına programlar düzenlenmiştir. 2018 yılı Aralık ayı sonu itibariyle özel sektörde çalışması gereken engelli sayısı 3.587 kişi olup, çalışan engelli sayısı şu anda 3.805 kişidir. 2018 yılı Aralık sonu itibariyle özel sektördeki engelli kontenjan doluluk oranımız %106 olarak gerçekleşmiştir. Aktif iş gücü hizmetleri kapsamında toplam 1846 program düzenlenmiş olup 9277'si kadın, 12616'sı erkek olmak üzere toplam 21.893 katılımcı bu programlardan faydalanmıştır. Kurum aracılığıyla işe yerleştirme bir önceki yıla göre %36 artmış. Bu şu anlama geliyor: hem işverenler hem de iş arayanlar iş kurumu bu anlamda aracı olarak kabul ediyorlar. İş kurum işveren açısından da iş arayan açısından da bir açık kapı olduğu anlamına geliyor. Yine başka bir rakam, yine Müdür Bey söyledi, engellilerin istihdamıyla ilgili. Gaziantep'te 3.587 engelli çalıştırılması gerekiyor toplam yasal zorunluluk. Ama mevcut çalışanımız 3.805. Dolayısıyla da işverenlerimize teşekkür ediyorum. Çalıştırılması gereken engellilerden daha fazla toplamda engelli istihdam ediyorlar. Bizim Gaziantep'te toplam sigortalı sayımız 445.000. Organize sanayi başta olmak üzere işverenlerden, kamu kurum ve kuruluşlarında kayıt dışılık bu anlamda az denecek kadar var. Varsa bazı sektörlerde kayıt dışılık, onunla ilgili de arkadaşlarımızla beraber bunun sıfıra indirilmesiyle ilgili gereken tedbirleri, denetimleri sıkı şekilde yapacağız. Merdiven altı işletmelerin varlığı, bu işi profesyonelce yapan kurumsallaşmış şirketlerin varlığını tehdit ediyor. Bu açıdan kayıt dışına sıfır tolerans ve özellikle merdiven altı işletmelerin de istenilen standartlara gelmesi için hem SGK boyutuyla hem maliye boyutuyla çalışmalar devam edecek. Bir diğer nokta para eleman yetiştirme ile ilgili. Aslında bu kurulun en önemli görevlerinden birisi de o. Burada mesleki eğitimin artması gerekiyor. Gaziantep mesleki eğitimde okullaşma oranının az olduğu şehirlerden bir tanesi. Bizim lise öğrencilerimizin en az yarısının mesleki eğitime gitmesi gerekiyor. Bunun için de gerek sanayicilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek kuruluşlarımızın, bunlardan önemlisi anne ve babaların çocuklarını yeteneklerine göre okullara, bölümlere yönlendirmesi hem memleket açısından hem kendileri açısından faydalı olur.
Ben tekrardan 2019 yılının reel sektör açısından, işverenler açısından, iş arayanlar açısından, ülkemiz açısından hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah 2018'deki başarılar 2019'da da artarak devam eder.